veya herhangi bir şeye tıkladığın zaman anında reklam gösterecek arkadaşlar. Ha şunu denemedik, ben şunu bir deneyelim bakalım. Ha, buna bile reklam uygulamıyor. Muhtemelen bloğun temasından kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Şimdi TR linki bilmeyen yoktur diyeceğim ama bilmeyen arkadaşlar varsa da bunun da yine şeye iyi. Yani CPM oranı iyi gibi. Ödemesini daha bekliyoruz. Halen birikiyor işte gördüğünüz gibi. Şimdi burada diğer diyor. Site script'i var. Başka ne varmış? API var. Geliştirici API var. Pop-up var. Pop-up ayrı açılan bir reklam değil. Sadece farklı bir siteye yönlendirip onun üzerinden para kazanmanı sağlayan bir özelliği arkadaşlar. Şu API neymiş bakayım ben bir ya. Hah aynı. İşte gördüğünüz gibi farklı sitelerde API özelliği tek bir link üzerinden gerçekleşirken bunda böyle bir kod eklemeniz gerekiyor. API'de. Bakalım geliştirici API'de ne varmış? Bundaki tek link gördüğünüz gibi. Evet geliştiricide tek link ama biz normal API'yi kullanacağız. Bir de şey var site script'i. Site script'i de aynı BCVC'nin mantığıyla çalışıyor. Yani siteye girdiğiniz zaman bir reklam açılıyor TR link tarafından. Bu reklamı geçlemeniz gerekiyor o sayfada durabilmeniz için, kalabilmeniz için. Bunu da yine nereye demiş? Bakın diyor ki ne? Sitenize giren kişiler 24 saatte bir kere herhangi bir yere tıklamasıyla, herhangi bir yere bakın. Yani girdiği zaman hiçbir yere tıklamıyorsa onun da kabahati o adamda. Tıklamasıyla birlikte bulunduğu sayfanın adresini kısaltarak yönlendirme yapıp reklam geçildikten sonra tekrar bulunduğu sayfaya yönlendirir. Yani adam hiçbir şey yapmıyor. Bir yere yanlışlıkla tıklasın, reklam gösteriyor yine aynı yere geliyor. Tabii siz bundan para kazanıyorsunuz. Şimdi burada alacağınız kod şu. Şurada kodu alıyorsunuz. Burada var user 2 diyor. Ben bu kodu pek fazla değiştiremedim. Muhtemelen şurada kod içerisinde de değiştirilecek alanlar var ama bu kod içerisindeki verileri tabii TR-Link kendi serverında tutuyor arkadaşlar. Aynı JSON dosyasının hani şey gibi ya pek fazla anlamıyorum bu kısımlarda. Yani bu kodu ekstra düzen şey yapamazsınız. Değiştiremezsiniz. Ama mesela şuradaki TR-Link değil de başka bir şey koyabilirsiniz. TR-Link açılır. BCVC'nin reklamlarını gösterir. Böyle bir mantıkla çalıştırabilirsiniz aslında bunu. Yani arka arkaya iki kere BCVC açılmış olur. Veya arka arkaya iki kere Link TL ve Eklink veya farklı bir Adfly gibi bir şey açılır. Buradaki işte o cdn.tr-link şuradaki bölümü farklı bir link kısaltma platformunun verdiği şeyle değiştirirseniz oradaki reklam açılır. Neyse uzatmayalım. Buradaki kısmı alıyoruz. Bunda da belirtmemiş bakın. Burada işte heat tag'ın arasına mı koyacağız, body'nin arasına mı koyacağız, nereye koyacağız belirtmemiş bu. Biz bunu yine deneme yanılma amacıyla yani deneme yanılmayla göreceğiz. Yeniden geçiş yaptık. Buradaki heat tag'ının enter dedim. Altına TR linki koyup kaydettim arkadaşlar. Sayfayı görüntüle dedim. Tıkladık. Gördüğünüz gibi TR link geldi. Yani siz resime tıklasanız, ana sayfaya tıklarsanız, herhangi bir paylaşma butonuna tıklarsanız, hakkında bölümüne tıklarsanız, işte sayfalardan birine tıklarsanız size TR link reklam gösteriyor. Gördüğünüz gibi de fazladan reklam sayfası açtı. Reklamı geçtirdikten sonra siz anca parayı alabiliyorsunuz. Ya veya kullanıcılar o reklamı geçtirdikten sonra parayı alabiliyorsunuz. TR link'in şeylerinden bir tanesi bu, kurallarından bir tanesi. Gerçi pek fazla bir şey beklemiyorsunuz. Gördüğünüz gibi aynı yere gene geldik. Bakalım bir daha tıklayalım. Bu sefer gördüğünüz gibi reklam vermiyor. Direkt veriyor. Direkt şey yapıyor. Ama biraz daha beklerseniz BCVC'nin reklamı görünür burada. Şimdi en kolay bu. Yani heat tag'ının altına koyduk. Hemencene işlem gördü. Ve 24 saatte sadece bir kere gösteriyor bu. Yine geliştirici API'ye gittik. Oraya bakacağız. Pardon, normal API üzerinden işlemimizi yapacağız. Geliştirici API daha farklı bir yöntemiyle bu işlemi yapıyor. Şimdi diyor aşağıdaki kodu basitçe kopyalayıp web sayfa, blog sayfanıza yapıştırın diyor. Ulan yapıştıralım da nereye yapıştıralım arkadaşım? Heat tag'ınların altına mı yapıştıralım, body'ye mi yapıştıralım, nereye yapıştıralım? Şimdi bu kod sitenize hangi linkleri otomatik dönüştüreceğinizi ayarlayabilirsiniz. Örneğin sadece sitenize oblast siteleri, linkleri otomatik dönüştürebilirsiniz. Yönelmiş veya web sitenizde her bağlantı TR-Link. Ha, her bağlantıyı yapmak istiyorum ben. Olarak değiştirmek istiyorum. Yani ben ayrımcılık yapmak istemiyorum. Benim ana sayfama gitse bile
veya işte paylaşma butonuna bassa bile, hakkında iletişim bölümüne girmeye çalışsa bile reklam görünsün diyorsanız, burada kodu alıp kopyalıyoruz arkadaşlar. Ctrl C dedik. Bunu da yine hit tagger'ın altına bir deneyelim. Çünkü bunda da belirtmemiş yani nereye yapıştıracağımız. Olmazsa hit tagger'ın üzerine veya body kodunun altına veya üstüne deneyebilirsiniz. Yine açıldı. Böyle bir sahte site açıldı. Lan ne bu? Link bozuldu arkadaşlar. Şuradan alalım şunu bir. Ctrl Z diyelim. Bunu hit tagının üzerine koyalım bir de. Çünkü alt alta iki tane olduğu zaman TR linki hata aldığımızı gördük. Bunda da hata alıyoruz gördüğünüz gibi. Yine yönlendirme yapacak. O zaman yönlendirme yaparsa biz bir şey alamayız ki arkadaşım. Buradan yine body'yi bulacağız arkadaşlar. Body'yi bulduk. Body'nin hemen altına kodumuzu yapıştıralım. Olmazsa üstüne deneyeceğiz. Mesela şu reklama tıklayacağım ben. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Link.tr'nin sayfası açıldı. Yani sizin sitenize giren herhangi bir kişi herhangi bir şeye tıkladığı zaman reklam gösterecek. Gördüğünüz gibi. Bunu da yine belirttiğimiz üzere body kodunun altına yapıştıracakmışız. Yani affedersin ama TR-Link'te aptal gibi iş yapıyor. Oğlum bari belirt nereye koyacağımızı. Nereye yapıştıracağız bu kodları, değil mi? Bilen var, bilmeyen var. Gördüğünüz gibi yönünü gitmek istediğimiz siteye bakalım bunda oluyor muymuş, bunda olmuyor. Bu çünkü HTML kodu üzerinde yapılandırılmış bir işlem olduğu için olmuyor arkadaşlar. Yani widget'larda, gadget'larda pek fazla işe yaramayabilir. Bunu da gösterdik. Buradaki yaptığımız işlem sadece site script'i ve API. API üzerinden bunları da ekleyerek blogunuza veya işte WordPress sayfanıza, işte herhangi bir web sitenize giren kişilere otomatik reklam gösterilir. Tabii bunları hariç tutabilirsiniz. Şuradaki kodu kullanarak. İşte sadece Yandex link'e, Google Drive'e, Mega'ya, işte Turbobit'e giden linkleri kısalt derseniz, şuradaki kısımları düzeltirseniz arkadaşlar, ne olur? Sadece oraya giden veya işte indirmek isteyen kişilere reklam gösterilir. Yani sizin tüm linkleri otomatik bu site üzerine gireceksiniz de tek tek kısaltacaksınız da onları tekrar paylaşacaksınız da böyle bir şeyiniz yok, sıkıntınız olmayacak. Yani API zaten bu işe yarıyor. Sizin daha önce paylaşmış olduğunuz binlerce, milyonlarca linki anında kısaltıyor bu. Bu sayede kişiler linklerinize tıkladığı zaman siz para kazanıyorsunuz arkadaşlar. TR linki de gösterdik. Bir de öbürünü gösterelim. Nalet'i gösterelim arkadaşlar. Nalet. Dünya insanoğlunun en büyük naletlerinden bir tanesi Link.tr. Bunu da yaparsanız bir sorun var. Bunda nasıl bir sorun var? Kişi gitmek istediği yere bir türlü gidemez. Link.tr eklerse blogunuzda veya sitenizde kişi emin olun gerçekten gitmek istediği yere bir türlü gidemiyor. Lan aynı yerden dolanıp duruyor. Git bir türlü gidemiyor yani. Ha, ama ne oluyor? Para kazanıyorsunuz tabii. Ama bunda etik değil bu. Lan ben denedim bunda. Lan aynı yere dönüp dolanıyor. Aynı yere dönüp dolanıyor. Bir türlü indirmek istedim. Bir şeyi indiremedim ya. Neyden kaynaklanıyormuş onu da söyleyeyim. Burada ikili kazanç var gördüğünüz gibi. Aktif, yüksek kazançlı reklam sayfası var. Pasif. Niye pasif biliyor musunuz? Çünkü bunu aktif ederseniz sizin kısaltmış olduğunuz herhangi bir linke gitmesi imkansız olur. Yani adama habire reklam gösterir. Başka bir şey yok. Şey yok. Yani sonuç linke bir türlü gidemiyor. Bunu yaptığınız zaman. Pasif aktif yaptığınız zaman bu kısmı da kişi bir türlü şey yapamıyor. Sizin linklerinize veya gideceği yere gidemez arkadaşlar. İstiyorsanız uzatmayalım. Buradan da yapalım işlemlerimizi. Burada araçlar kısmı var. İşte pop-up reklamı, flash reklamı, web entegrasyonu, site açılışı. Bunda bayağı şey var ya. Bu adamlar uçmuş yani. Her yerden reklam gösterisi. Her yerden reklam fışkırsın diye işlem yapmışlar. İstiyorsanız buna da bakalım. İlk başta pop-up reklamı var. Bununki ama bu Link.tr çok sıkıntılı arkadaşlar. Yani aşırı reklam gösteriyor millete.
Neyse bu kodu ver diyor. Bu kodu sitenize sadece mobil ziyaretçilerinize reklam gösterim yaparak diyor. Bakın burada dikkat edeceğin nokta. Fazla video görmek istiyorsanız videolar kısmını ziyaret ederek yüklemiş olduğumuz 700 adet videodan tüm videolarımızı bu kısımda daha fazla daha fazla daha fazla yükleyerek tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca bütün videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimler kısmını açabilir kanalımıza abone olabilirsiniz. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin. Ben zaten gideceğim.